Eve dönme zamanı geldi canlarım. Bize sistem, nizam ve düzenin gösterdiği ilgi, mutluluk verdi. Ama artık eve dönme zamanı yaklaşmadı, geldi. Artık gerçek çağrılarla dünyaya inmemiz gerekir. Geri çekilişimiz yapılıyor. Geçmişi ve geçmişteki dirilikleri dinleyerek geri çekiliyoruz. Bu yaşam bize bir tek ilim öğretti. Kantar denilen bir has taht. Her şey orada bulunur ve insan kelamda kalem olup tartar ve tarttığında tartılır. Bizi sofaya koydular. Sonra söz istedim. Sordular ne diyeceksin diye. Emek sarf ediyorum. Peki ne elde ettim diyeceğim dedim. Yine sordular. Peki emek neden sarf edilir? Yasa gereği dedim. Peki dedi yaşam kalemlerinden biri. Emek nefesle mi olur? Yoksa yara bere içinde de olsa yaşama inip kotlama yapmakla mı olur? Ve ben dedim ki Allah kotlaya, katlaya, oğulluya, tohumluya ve yasaları koya. Hadi anla bakalım, anlayabilirsen. Yasayı inceleyin, dinleyin, anlayın. Hiçbir zaman kotsuz ışık yakmadım. Bilebileceğiniz biçimde dillendim ve dinlendim. Şimdi daha da farklı bir sulama başlayacak dünyada. Yaşamı sulamak. Hadi buna başlayalım. Yaşamı sulayalım. Ne şekilde sulayacağımızı da açık görelim. Bebelerin bebesi ilim kalemi insanlık. Hadi buyurun anlayın. Bebelerin bebesi ilim kalemi insanlık. Hani nerede senin yaşamın? Var mı ki? Olmaz mı? Sen bebelerin bebesi olarak yaşamıyor musun? Sen bir işsiz mi geldin yaşama? Dedim ya, dünya insanı hiçbir zaman kelamı kalem yapmadı. Anlatamadık ki insana kot varmışlığı. Anlatamadık ki insana toprak olduğunu. Hatta insana yanımları hak ettiğini de anlatamadık. Sofada bekler insan. Neden? Kelama kalem olan gelecek de ocağını tohumlayacak. Hep bekler. Bir de kendini beklese, ama bunu hiç dinletmez bile, anlamaz ki. Herkes bir gelsin de kelam etsin diye bekler. İnsan karanlıksa aydınlığı bekler ya hani. Ya da insan kotlanmamışsa toprak olup tohum olmak için beklenir ya hani. O beklenir, öteki bekler. Birinde bekleyiş, kelamı hakiki ilmi dinleyişi, dinletişi hak etmek içindir. Diğerindeki ise has tınıyı hak edip tohumlamak içindir. Bize sordular, siz ne için beklemektesiniz diye. Başka bir zamanda size çalışıp dinlenirken emirler ya da emir sistemleri tohumlara kotlanmadan dürümlerle izin verildiğince sesleşeceğim dediğimde ya kaha dediler. Sen kime dinledin ki bizi dinleyeceksin? Ve sorgu sual başladı. Herkes birini bekler ya hani, ama yok ki beklenen. Herkes hakkını bekler. Herkes hakikiyetini bekler. Kaynak ilmi bekler. Ama bilmez ki kelam kalemde değilse hiçbirinde hakkı yoktur. Ve dünya toprağına inmek. Bizler bunu hak etmedik mi? Ettik. Dünya toprağı bizi anladı mı? Yok, anlamadı. Ya insan bizi hak edip kalemimizi dinleyebildi mi? Hakikiyetini hak etmeyen bizi dinleyemez ki.
ve birileri sorgu suale başladılar. 40'a 40 daha eklediğiniz zaman yine 40 olur değil mi dediler. Yahu 40'a 40 eklenirse yine mi 40 olacak? Nasıl bir iş bu dedim. Ve dediler ki ama 40'ın her bir anında yoksan sen 40'a yine bir 40 eklediğinde her an sende olamayacak mı? Bakın, bakın ne diyor. Olacak ama hak ettiğin zaman olacak. Ya da sen kelam ol, hakim ol, hologramı aş ama ol. Ya, yoksa yolunu kaybedeceksin. Ya dağlarım, yol var mıydı ki kaybedelim? Hangi yol? Kimler kimlere yol oldu? Hangisi kontrol kurdu? Bize sorgu sual başladı. Peki çok mu kolay insanın kendini hak etmesi? Öz gerçekliğini hak ettiği zaman insan hakkını ve hakikiyetini anlar mı? Anlamadığında kontrol kuramaz. Ya anlarsa kodlama yapabilir. Kodlama yaptığında mutlak olabilir mi? Olmayacaksa kodlama da yapmayacak. Eğer kodlama yapacaksa mutlak olacak. Kesin. Ve dünya, neden dünya bizi bedenli diye dilliyor? Biz beden sahrasına inmeden de bu dünya değil miydik? Hangimiz dünyanın ruhundan ayrıyız ki? Korkmayın, toprak biziz. Şarkı bizim şarkımız. Aha, kaynak biziz. Bizim ötemizde başka bir biz yok. Unutulan ne varsa İnsanlık ilminde mevcut. Peki o ilim kaynakta mı, mutlak? Peki kaynağı hak etmeden ilim kodlaması var mı? Yok. Öyleyse yoksa neden kontrolsüz bir zaman kalemi dürümlerde kodlama yapmaya kalksın ki? Önce bunu anlayın. Kontrol yoksa kalem de yok zaten. Kontrol yoksa Kur'an da yok, kulluk da yok. Ama kodlama varsa kontrol var demektir. İşte bu meclisin yaptığı budur. Kontrollü çark çalışmazsın. Bir çark, bu çark dönmekte ve bu çark kontrolla dönmekte. Ve doğan gün biliş ve bu biliş hakiki biliş ve dünya ısrarla bize gerçeği anlat diyor. Yalan dolan yok ki, gerçekleri anlattık hep. Ama o anlayamamış. Ya kaha, dümene oturttuğumuz yaşam bizi anlayamazsa kim bizi anlayabilir ki? Ölmeye geldik canlar. Dünyaya, öz köklerimize göz olmaya geldik. Ölmek göze görünür olmaktır. Biz öldük, göze görünür olduk. Ama ölü dümen olamayacağından ölü durumunda diriliği tohumladık. Ve biz insanlık ilmiyle dirildik. Ama biz öz köklerde gök sözcülüğü yapmak üzere öldük. Ve öldüğümüz zaman düzeni kurduk ve dürümlendik. Ama biliş halindeyiz. Omuzlarımızdaki yükün hafiflemesini bekliyoruz. Kili kuvu bilen aklı bilir. Aklı bilen de hakikiyeti bilir ve diller. Bundan öte bir ilim olmaz canlar. Koruma altına aldık mı yaşamı? Alabilir miydik? Alacak mıydık? Hani demiştik ya biz korumayız. Yoksa muktedir olmadan mı söz söylemiştik? Şu anda ne biliyoruz ne yapıyoruz? Alacak aldı. Olacak oldu. Koruyup kodlayacaklarımızı kodladık ve kokladık. Biz kodladık. Kokladık. Ama koruduğumuzu dinlemedik. Yarınlarda insan boyutlarınca kodlama yapacak canlar. İnsan boyutlarınca tohumlama yapacak. Ve ruh olacak. Ve ruh olduğu zaman kodlama tohumlarını kontrol altında tutma ve
ilim olma haline geçecek. Ve sorumlu olan karanlığı aydınlatan olacak. Biz karanlığı aydınlatan biliş kodlarıyız. Her anı tohumlarken karanlığı aydınlatıyoruz. Olur da dünya bizi İslam kalemi diye dinlerse, biz insana kelam, hakka kalem oluruz, yine dürümlere ineriz. Ya da bizi robotik timlerin tahtitli kelamı diye dinlerse, dirili kodlarız ve dinleniriz. Deriz ki insan altın ışığını kodladığı zaman ayrılık biter. Robotik de kalem olan sultanlık da teknik kapı olur ve bir tek olur. O zaman bütüne hizmetçilik mutluluk verir.